Merhaba gençler. Son integral videomuzla karşınızdayım. 20. videoyla. Evet, yukarıdaki şekilde y eşittir fx'in grafiği verilmiştir. Burası 20'ymiş. Burası 10'muş. Burası da a'ymış. Bakın bu integralin değeri ne demektir? Bakın şimdi. Eksi 5'ten eksi 2'ye fx dx, eksi 2'den 4'e fx dx. Bu kadar uzun uzun yazmaya gerek yok. Ben yalnızca daha iyi anlaşılsın diye bu şekilde yazıyorum. Bakın bu ifade x eksenin üstünde olduğu için burası 20 demektir. Bu x ekseninin altında kaldığı için eksi 10. Artı, buraya da a demişti. Artı a kaça eşitmiş? 40'a. Gördüğünüz gibi a kaç çıkmalıymış? 30 çıkmalıymış. Dediğim gibi x'in altında kalan kısmın negatif olması gerekiyor. Bununla alakalı bir soru olduğu için şöyle yapalım. Hemen 8'in soruyla aynı mantık olduğu için şöyle yapalım. Buraya hem 2'nin hem 3'ün katı olan 6a diyelim. Burası 3a olsun. Burası da 2a olsun. Bana diyor ki eksi 6'dan 6'ya 4. Bakın eksi 6'dan şuraya kadar kaç a, bakın burası 2a. S2 kaç a? 6a. Burası kaç a'ymış? 2a. Ha, S3 3a'ymış. Burası 3a'ymış, pardon. Şimdi bakın bu ifadede ne düşünmeliyiz? Bakın eksi al, bu x ekseninin altında kaldığı için eksi 3a demektir. X ekseninin üstünde olduğu için artı 6a. X ekseninin altında kaldığı için eksi 2a eşittir 4'müş. Bakın buradan a'yı kaç bulduk? 4. Benden ne istiyor? Bakın mutlak değer. Mutlak değer ne demekti? X'in altında kalan kısmın simetriğini al. Bakın şöyle olacak. Burası yine simetriye aldığı için 3a, simetriye alındığı için 2a, bunu toplayacağım. Yani 11a demektir. A'yı kaç bulmuştum? 4. Cevabım ne oluyor? 44 olacakmış gençler. Bakalım aynı şey mi? Hayır, değil. Hemen şuradaki soruya geçelim. Şekildeki taralanın burası 1'miş. Ne demiştik? Bakın şöyle bir şeyde. İkisinin kesişim noktasını bulmam lazım. Ax kare eşittir a kök x. Her iki taraftan a'yı sadeleştirebilirim. X kare x'e kök x eşittir 0. Buradan x'in ya 1 ya da 0 olduğu gözüküyor. Zaten 0 kendi kökü. Bakın burada nasıl düşüneceğiz? 0 ile x'in ben kaç olduğunu biliyorum. 1. Bakın integral 0'dan 1'e üstteki eğrininden, yani şundan a kök x'ten neyi? Alttaki eğriyi çıkartıyorum. Yani ax kareyi çıkartıp dx yapıyorum. Hemen integralini alalım. Artık burayı anlamışsınızdır. A üzeri a çarpı x üzeri 1 bölü 2'ye 1 eklersem 3 bölü 2, ters çevirip çarpacağım 2 bölü 3. Eksi a x küp bölü 3 sıfırdan 1'e. X yerine 1 yazarsam a çarpı 2 bölü 3 eksi a bölü 3, 0 yazarsam 0 eşittir. Bu kaça eşit olacakmış? 1'e. Buradan a eşittir kaç çıkıyor, gördüğünüz gibi 3. Yani şunu yazdıktan sonrasını zaten uzun uzun anlattık. Evet, şimdi gelelim böyle bir soruya. Şimdi bu soruda ben ilk önce bir anlatacağım, sonra kısa bir taktiği öğreteceğim. Emin olun her zaman işe yarıyor. R'den R'ye birebir örten bir A 1'e 2 noktası. Şurası A noktası olsun. B 4'e 6 noktası. Bakın burası 1'e 2. Burası 4'e 6. Şimdi rastgele bir doğru çizeceğim. Hani ya da eğri çizeceğim. Fark etmez nasıl çizdiğinizin hiçbir önemi yok. Bakın 1'den 4'e fx dx ne demektir? Şu bölge değil mi? Buraya A diyelim. Bu A demektir. 2'den 6'ya, bu arada burası 6'ymış. 2'den 6'ya f-1 ne demek? Y demektir biliyorsunuz ki. Bakın şu bölge demektir. Buna da B diyelim. Yani aslında benden ne istiyor? Bir kez daha çizeyim daha net anlaşılsın. Şöyle hızlıca çiziyorum. Benden şuranın alanını istiyor yani. Bu uzunluk kaç? 1. Bu uzunluk kaç? 2.
Bunun tamamı kaç? 4. Tamamı kaç? 6. Yani taralı alanı nasıl bulurum? 6 çarpı 4'ten 2 çarpı 1'i çıkartarak. O da ne yapıyor? 24 eksi 2'den 22. Şimdi gelelim bunu bu şekilde yapmadan. Hocam kısa bir yol gösterebilir misin? Evet gösteririm. Eğer bakın önce bir formülüze edeyim. İntegral altında a'dan b'ye fx dx artı c'den d'ye f eksi 1x dx. Bakın kısa yol şu. Üst sınırları çarpıyorum. Alt sınırları çarpıyorum. Birbirinden çıkartıyorum. A çarpı C. Bakın bunları çarparsanız kaç olacak? 24 eksi 2'den 22. Her zaman sağlar. Ama dikkat edeceğiniz şey şu. Biri fx, biri f eksi 1x olacak. Başka türlü zaten soramazlar. Evet, şu döndürme sorularına geçmeden önce şunu da aradan çıkartalım. Bu da kısa bir soru zaten. Bakın bu fonksiyonun türevi burada var. O zaman u diye ne demeliyim u'ya? X kare artı 3 du eşittir 2x dx. Bakın integral sınırları değiştirmiyorum. Du 2x dx gördüğüm yere du yazdım. Bu da kök küp kök u demektir. Bu ifade u üzeri 1 bölü 3 du. Üstünü 1 arttırıyorum. Üstünü 1 arttırırsak ne olur? 3 4 bölü 3. Ters çevirip çarptım. 3 bölü 4. Benim u dediğim şey neydi? Şuna u demiştik hatırlarsanız. Şöyle yapalım. Şuradan 3 bölü 4. Nereye yazayım onu? Şuraya yazayım. 3 bölü 4. Üçüncü dereceden u dediğim şey x kare artı 1'in nesi? Dördüncü kuvveti. Nereden nereye? Eksi 1'den 1'e. Bakın 1 verince 3 bölü 4 üçüncü dereceden 16 eksi 3 bölü 4 eksi 1 de versem bakın üçüncü dereceden 16 ne olacak? 0 çıkacakmış. Peki bunun 0 olduğunu direkt göremez miydik? Ya şuradan görebilirsiniz tabii ki ama yani eksi 1 ile 1 bu ifadenin tek mi çift mi olduğu ile alakalı daha önce konuşmuştuk. Ama yine de bence alın derim ben. Evet şimdi burada bunun grafiğini çizmezseniz olmaz. Gerek yani çok da şey bir soru değil. Aman Allah'ım çözmek zorundayız dediğimiz bir soru değil. Yine de bir bakmayı anlamayı deneyin. Kök x'in eğrisi neydi gençler? Şimdi kök x eğrisi ne demekti? Şu demekti biliyorsunuz. Ama x'e negatif sayılar da verince aynı şey çıkacağı için bakın bu ifade mutlak kök x'in eğrisi olmuş oldu. Bir de y eşittir 1 doğrusu çizelim şimdi. Y eşittir 1 doğrusu da yani y eşittir 1 de burası olsun. Yani şöyle bir doğru. Şöyle bir doğru olsun. Peki sınırlı ile kaplı bölgenin eğrisinin y eşittir 1 doğrusu ile sınırladığı yani şu bölgenin diyor. Ne etrafında? İlk y etrafında 360 derece döndürelim. Yani ben bunu ne yapacakmışım? 360 derece şöyle döndürecekmişim. Bu da ne demektir? Biliyoruz ki yani y eşittir kök içerisinde mutlak x ya. Yani aslında x eşittir y kare. Benim burada yani x eşittir y kare. Peki böyle bir eğriyi nasıl buluyorduk? Pi y karenin karesi şeklinde bulacaktık hatırlarsanız şöyle dairelerle. O da pi y üzeri 4 integral nereden nereye? 0'dan 1'e d'ye. O da y üzeri 5 bölü 5 pi demektir. 0'dan 1'e 1 verirsem ne olur? Pi bölü 5 0 verirsem de 0 olur. Daha önce çok uzun uzun anlattığım için yalnızca belki şu eğrinin grafiğini çizemeyebilirdiniz. Ama mesela burada da bunu çizebilirsiniz. Hemen çizeyim. X kare artı 1'in eğrisi budur. Yani x kare artı 1. Burası 0'a 1 noktası. Bana diyor ki y eşittir 5 doğrusu. Y eşittir 5 doğrusu şöyle bir şey. Y ekseni etrafında 180. Şimdi burada 180 döndürmenin şöyle bir şeyi var. Bakın bunu böyle döndürürseniz 180 burası olur. Bu da buraya olur. Aha 360 döndürmüşsün. Say 180 burada bir şey değişmiyor. Çünkü şöyle düşünün. Şöyle bir dikdörtgen üzerinde konuşalım. Bir dikdörtgeni böyle 360 derece döndürürseniz ne olur? Bir silindir oluşur. Aynı dikdörtgeni tam ortasından 360 derece, şey 180 derece döndürürsem, ya aynı silindir oluşmaz tabii ki ama yine bir tam silindir oluşur.
Neyse yine integral 1'den 5'e. Tabi yine y üzerinden konuşuyorum. Bu y idi. Ne olacak? Pi çarpı, yani pi burada. Y eksi 1'in, değil mi? Nesi olacak? Y eksi 1'in karesi mi? Pi r kare. Ama zaten x'in karesi alındığı için, değil mi? Yani şu x kareye alındığı için direkt y eksi 1'i alsam yeterli olur diye düşünüyorum. Yani kareyi almayalım bir daha. Almayalım derken sanki bu bizim isteğimize bağlı bir şeymiş gibi düşünmeyin. Mantığı şöyle kurduk. Şöyle bir daire var. Bakın şu uzunluk y kadar. Yani şuraya y dersem. O da ne olacak? Pi ne olacak? Pi y kare. Değil mi? Şöyle bakacak olursak aslında bu x demektir. Yani şunu karşıya atarsam da x kare dediğim şey ne oluyor? Yani pi x kare gibi düşünün. X kare dediğim şey y eksi 1. Yani ben o zaman pi 1'den 5'e y eksi 1 dy'yi almam yeterli. O da y kare bölü 2 eksi y 1'den 5'e. En son şey yaparız. Pi yazarız. 5 yazarsam ne olur? 25 bölü 2 eksi 5 eksi 1 yazarsam 1 bölü 2 eksi 1 15 ne oldu? 10 15 bölü 2. Buradan da ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Buradan da 8 pi geliyor gördüğünüz gibi. Yani son bir kez artık hani bu kafanızda hani hep şöyle bir kez daha çizeyim. Tam da içime sinmedi anlattığım şey. Şöyle düşünün. Ben bunu döndürünce ne olacaktı? Şurada daireler oluşacaktı. Şöyle düşünün. Sen buraya bir x değeri yazacaksın ki burası ne olsun? Y gelsin. Bakın burası ne oldu? X. Peki ay. Bu dairenin alanı ne olur? Böyle yarıçapı x olan bir dairenin alanı ne olur? Pi x kare olur. Biz zaten x karenin ne olduğunu biliyoruz. Görüyoruz ki x kare neye eşit? Y eksi 1. Ne yaptık biz burada da? Yani 1 ile 5 aralığında şuradaki bütün daireleri, yani şöyle düşünün, böyle küçük daireleri, sınırsızca olan daireleri ne yaptık? Topladık ki sonuna hacmi bulalım. Evet, çok da önemli bir şey değildi. Evet. Ve integrali de böylelikle bitirmiş olduk. Ben muhtemelen yine bir anket yayınlarım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. En çok izlenen videolar şu anda türev ve integral. Zaten bunlarla ilgili bol bol sorular yaptık. Bundan sonra türev integralle ilgili bir şey yapmayı da düşünmüyorum. Oynatma listelerine bakın. Bir sürü soru tipi var. Neyse, umarım yararlı olmuştur. 20 tane integral videosu attık. Şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar.